değerli kolektifliler, girişimciler, basın mensupları, Bir Fikri Mi Var kitabımıza lansmana hoş geldiniz. Tabii bizleri buraya getiren sihirli kelime Bir Fikri Mi Var. Ta 10 yıl önce benim de girişimcilik hikayemin başladığı cümle oldu bu. Ve o günden beridir işte bir yarışma olarak başlayan Bir Fikri Mi Var. Önce bir üniversiteler arası girişimcilik yarışması oldu. Sonra bir televizyon programı oldu. Sonra bir akademi oldu. Girişimcilere ders vermeye başladık. Hatta şu anda Anadolu turnemiz var. Girişimcilik zirveleri düzenliyoruz. Sonra formatımızı yurt dışına satmaya başladık. Artık Suudi Arabistan'da, Arnavutluk'ta, Kıbrıs'ta her yerde programımız yayınlanmaya başladı. Ve 10. yılında da şu anda kitabımızın lansmanındayız. Tabii bir girişimci olarak genelde hep girişimcilere soruyor. Hatta Hüsnü Bey'e de bugün belki sormayı düşünüyordum. Hani kırılma anları bir iş yaparken girişimcilikte hangi an olmuştur? Bu bana sorulsaydı muhtemelen 5-6 an var benim de hayatımda kırılma anı. Ve çok enteresandır bu kırılma anının hepsinde hep Hüsnü Bey yanımda oldu. Ta 2008 yılında Bir Fikri Mi Var daha bir üniversite yarışmasıydı ve Ankara'daydı. O dönemde Hüsnü Bey'in de üniversitesi kuruluyordu, Özdeğin Üniversitesi. Vizyonlarımız uyuştu ve 2008'de lansmanı beraber yaptık. Bir Fikrim Mi Var'ın lansmanını. Ve orada tabii çok büyük bir ses getirdi Hüsnü Bey'in bizimle beraber olması. Binlerce başvuru geldi. Sonra TOB'da bir lansman yaptık 2010 yılında. O da büyüdü yarışma. Sonra da 2011 yılında NTV'de ilk televizyon programını yapmaya yeltenmiştim. Onun finalinde NTV'de onda da Hüsnü Bey jüri üyesi olmuştu son final bölümünde. Hüsnü Bey, Ahmet Zorlu, Ali Sabancı, Serpil Timuray, Gülden Yılmaz, Ömer Kızıl canlı yayın ve milyonlara ulaşan bir program olmuştu ve sanırım bugüne kadar bu büyüklükte bir program hala daha yapılmadı. Bu kadar büyük ismin bir arada olduğu. Ve böyle bir yolculuk oldu Bir Fikrim Mi Var. İnşallah bizi kırmadı Hüsnü Bey. Çok sağ olsun. Bugün de bir kırılma anı olur inşallah bizim için. Ve kendisine buradan gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Bugüne kadar her anlamda girişimciliğe çok destek vermiş büyük bir isim. Ve gerçekten de Bir Fikrim Mi Var'ın da buralara gelmesinde çok büyük bir yer edindi. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Rica ederim. Ben yalnız bu akşam bitmeden sana bir hesap numaramı vereyim de benim lisans ücretini de öde. Madem ki bu kadar kırılma anlarında destek olmuş. Doğru musun? Doğru, haklısınız aslında. Tabii burada başına duayen bir isim olunmuyor değil mi? Aynen. Biliyorsun tabii yani bu yarışmaları düzenleyen kişiler veya organize edenler sonunda Cumhurbaşkanı oluyor. Donald Trump gibi. O da Apprentice programıyla meşhur oldu biliyorsunuz. Ve şu anda da President Elect Amerika'da. Gerçekten öyle. Öyle tanındı yani. Sizin öyle bir hayaliniz yok ama herhalde. Değil aman mi? Sakın böyle bir şey konuşmuyorum. Öyle bir şey yok abi. O zaman biz ben aslında politikaya çok erken girdim. Robert Kolej'de Talebe Birliği Başkanıydım. Sonra Amerika'da Oregon State University'de tek Türk öğrenci olarak işte sophomore class president, sonra student body first vice president ve son senemde de 14 bin kişilik üniversitede talebe birliği başkanlığı yaptım. Onu tamamladıktan sonra politikadan emekli oldum. Harika. Belki de doğru noktada. 21 yaşında. Aslında benim de ilk sorum üniversite yıllarınızdaki ilk girişimcilik tecrübenizdi. Çünkü sanırım o sonraki yaşamınıza da büyük bir katkısı oldu. Çok da enteresan bir hikaye. Onu evet. Bir paylaşmanızı vallahi şimdi isteyeceğim. Memnuniyetle. Şimdi benim aslında ilk işim 6 yaşında iş hayatına atıldım ben. Şöyle atıldım ama o zaman yani bir profesyonel yönetici olarak diyelim. Ve dedemin manifatura mağazasına annem yolladı beni. Ve saat haftada 2,5 liraya çalışıyordum. O zaman sinema 25 kuruştu. Yani 10 defa sinemaya gidebilirsiniz. O zaman popcorn falan da olmadığı için o çekirdek vardı sinemalarda. Ve
dedemin mağazasının önünde çığırtkanlık yapıyordum. Buyurun buyurun diyordum. Yeni kumaşlarımız geldi filan. Müşterileri içeri sokmaya çalışıyordum. Bir de tabii müşteriler çay kahve istedikleri zaman hemen civardaki kafe demeyelim de büfeden çay kahve alıp getiriyordum onlara. Fakat 28 yaşında ben Amerika'da 10 sene kaldıktan sonra 6 sene okudum, 4 sene çalıştım. Annemle evde sohbet ederken annem bana dedi ki ya dedi sen dedi zannediyor musun ki bu parayı sana deden veriyordu. Ben dedene veriyordum, o da sana veriyordu. Ben seni evden uzaklaştırmak için bu işi bulmuştum sana dedi. Ben çok üzüldüm tabii o zaman demek ki bir işe yaramamışım. Ama ilk girişimciliğim benim 23 yaşında oldu. Daha evvel tabii birçok iş yaptım Amerika'da. Aklınıza gelen her türlü işi yaptım. Yani çağrı merkezinde çalıştım. Yazları çalıştım, garsonluk yaptım. Akşamları, gündüzleri çalıştım, akşamları çalıştım filan. Çünkü okul, ertesi yıl ki okul ücretini toparlamaya çalışıyordum. Fakat size enteresan gelebilir, onu da söyleyeyim. O zaman okul ücreti Oregon'da, inanmayacaksınız. Oregon eyaletleri dışından gelen, o zaman Amerika'da 48 eyalet vardı. Hawaii falan girmemişti daha Alaska'yla. Öbür 47 eyaletten gelen öğrencilere sömestr başına $300. Orada sömestr, 3 sömestr vardı. Şimdi Amerikan okullarında 2 sömestr var genelde. $300. Fakat Oregonian olanlar, yani Oregon'da mukim olanlar, çünkü sonunda biliyorsunuz eyalet üniversiteleri o eyalette mukim olan insanların emlak vergileriyle filan fund ediliyor. Oregonianlara $32 sömestr. Yani $32. Ve Oregon'da da fazla yabancı öğrenci olmadığı için yabancı öğrencilerden de $32 alıyorlar, düşünebiliyor musunuz? Sadece $32 sömestr başına. Ve demek ki o zaman Amerika'da ne refah varmış ki asgari ücrette $1.05. Yani aslında 30 saat çalıştığınız zaman en basit işte asgari ücretle bir öğrenci olarak da $1.05 veriyorlardı size. Bir sömestr okuyabiliyordunuz Amerika'da. Yani şimdi Oregon State $15,000 oldu. Yabancı öğrencilere de bir şey yapmıyorlar yani bir iskont, öyle biliyorum yani. Bunu da söylemek durumundayım yani rakamlara adapte olmak bakımından. Harvard'da birinci yıl ben Harvard Oregon'da inşaat mühendisi olarak mezun olduktan sonra zar zor mezun oldum ben. Bu talebe birliği başkanlığı bayağı büyük bir işti orada. Bayağı bana böyle ayda $100 falan da para ediyorlar işte. $100 da bayağı bir paraydı. Tuition'ı söyledim yani düşünebiliyor musunuz? $100 da ücreti vardı ve talebe birliği başkanıyken de iki sekreterim vardı. Şu anda tek bir sekreterim var. Yani işin önemini anlatmak için anlatıyorum bunu da. Ve baktım ki ben böyle mühendislik, inşaat mühendisliği ben seneler geçtikçe çok hoşlanmadım. Yani talebe birliği başkanlığı falan da böyle daha esnek bir hayata hazırlamak istedim kendimi. Hocalarla falan konuştum. Bana dediler ki sen bir MBA yap o zaman. İşletme okursan hani daha esnek bir mesleğin olabilir ileride, meslek seçmek konusunda daha flexible olursun. Zaten de zar zor mezun oldum yani 4 üzerine. Üniversitede ilk sene 3.5'la başladım. 2.17 ile okulu bitirdim. Fakat tabii asıl hayretime mucip olan yani MBA için müracaat ettim. Sadece iki okula müracaat ettim. Biri Harvard'da öbürü de Stanford'da. Sonra tabii ileride bu okullara nasıl girildiğini daha iyi öğrendiğim için iki okuldan da kabul edildim ben. Yani 2.17 ortalama ve de hiçbir iş tecrübesi olmadan kabul edildim. Şimdi biliyorsunuz minimum 3 sene, preferably 4 sene iş tecrübesi arıyor bu 2 yıllık MBA programları. Fakat tabii Talebe Birliği Başkanı'yken birçok faaliyetlerim oldu bunların içinde. Birçok Amerika'da önemli insanları kampüse davet ettim. En önemlisi de Robert F. Kennedy'ydi. John F. Kennedy'nin kardeşi. Adalet Bakanı'ydı John F. Kennedy altında. Kabinesinde. Ve onunla bir gün geçirdim ben. İşte 10 bin kişilik basketbol salonunda
onu prezente ettim. Sonra bir convertible Cadillac otomobilde şehri beraber dolaştık filan. İkimiz arkada oturarak. Öyle bir sürü resimlerim oldu yani. Ben de onunla beraber havaya girdim o Cadillac'la dolaşırken. Herkes selamlıyordu. Ben de bu taraftakileri selamlıyordum filan. Böyle bayağı bir havaya girdim yani. O... Neyse ben bütün Bobby Kennedy ile çekilen resimleri böyle benim application formlarının içine doldurdum ve yolladım. Tahmin ediyorum ki onun da bir etkisi oldu yani. Benim bütün bu talebe birliği başkanlığı işte dediler ki ya bu çocukta bir şey var hani bir liderlik vasıfları var, bir şey var, biz bunu kabul edelim dediler herhalde. Bir de herhalde Türk olduğum için kabul ettiler. Çünkü biliyorsunuz bu okullar böyle bir diversity arıyorlar. Yani öğrenciler arasında ben de Harvard Business School'a kabul edilen ikinci öğrenciydim. Ever. Yani tarihsel itibariyle. Benden önceki öğrenci de Profesör Mustafa Aysan'dır. Ki o bir akademisyendir. Yani iş adamı to be diyelim. İlk ben kabul edilmiştim ki aramızda da 10 sene fark var. Yani Mustafa Aysan 59 mezunu, ben 69 mezunuyum. 10 yılda bir kişi gidiyordu Harvard'a. Şimdi çok şükür her sene 5-6-7 öğrenci kabul ediliyor Harvard Business School'a. Gene de az ama eskisine nazaran çok daha fazla. Neyse Harvard'a geldim ben ve dördüncü gün beni admissions ofisten çağırdılar. Dersler başlamış, yatakhaneye girmişim, yerleşmişim falan. Dediler ki Mr. Özyeğin sen Amerikan vatandaşı mısın? Değilim dedim. Peki green card'ın var mı? O da yok dedim. O zaman dedi, kusura bakma dedi, sen dedi buradan dedi borç istemişsin üniversiteden okumak için. Biz sana borç veremeyiz dediler. Peki ne olacak dedim. Bir Amerikalı bulacaksın dediler. O sana bir garanti verecek. O şekilde okuyabilirsin. Dedi. Yani düşünün Harvard Business School'dan bahsediyoruz. Ve onların muhasebe sistemi sistemleri bir bu şekilde okula geldikten 4 gün sonra yakalıyorlar yani Amerikan vatandaşı ol. Demek ki onlarda da Management Information Systems çok gelişmemiş üniversitede. Neyse sonunda Amerika'da ben bir aileyle kalmıştım Oregon'da ilk gittiğimde, sonra da dostluğum devam etti. O ailedeki babam diyeyim, my American dad, imza verdi resmen benim ne isterse okuldan borç alsın okusun filan diye. Bunları niye anlatıyorum? Yani okula böyle borçla başladım ve birinci yıl okulda bir Gallows Grill diye nedense ismi öyleydi. Gallows biliyorsun yani. Dar ağacı demek. Gallows Grill diye yatakhanelerin birinin birinci katında bir grill vardı. Ama grill dediğimiz yani 30 metrekare bir yer. Cumartesi pazar kafeterya kapalıydı. Okulun kafeteryası. Çünkü master öğrencileri genelde zaten dışarıda yemek yiyorlardı hafta sonunda. Cumartesi akşamı ve bütün pazar günü okuldaki tek bir şeyler yenebilecek bir yerdi bu. Bir de tabii akşamları 8'den sonra öğrenciler, geç çalışan öğrenciler 11-12'de gelip işte onlara bir hamburger, sandviç falan satılan bir yerdi. Ben orada $1.85 çalışmaya başladım birinci yıl. Çünkü bu grill'in işlet, devret formülüyle bir ikinci sınıf öğrenciye veriyorlardı konsesyon olarak. Birinci sene 13 kişi çalışıyordu orada, ben saydım. Part time çoğu. Ve o sene bu işi yöneten kişiyle konuştuğum zaman öğrendim ki $1,200 kazanmış birinci yıl orada. Yani birinci yılda, onun ikinci yılında. Ben bu işe müracaat edeyim. Müracaat ettim ve bana verdiler işi. Hiçbir yatırım yok ama ben bir ufak yatırım yaptım. Bir pizza oven koydum, böyle portatif bir oven, iki katlı. Yani aynı anda iki tane pizza pişirebiliyorsunuz. Amerika'da bir de bu işler tabii o zaman bile 50 sene önce çok pratik. Böyle bir torba içinde donmuş hamurlar vardı. Plastik torba içinde 30 tane hamur falan, onları alıyorsunuz wholesaler'dan. Tenekelerle işte salça, mozzarella falan. Pizza yapmak çok kolay bir şey yani, o hamuru alıyorsunuz üstüne. Önce salçayı, sonra mozzarella koyduktan sonra da üstüne işte artık sucuk, sosis falan, müşteri ne isterse onu serpiştiriyorsunuz, avına atıyorsunuz, 3-4 dakika içinde çıkıyor. Bunları niye anlatıyorum? O pizza tabii çok popüler oldu.
Bir de ben tabii 13 kişi yerine 3 kişiyle çalıştım. Yani bir kere personel kostu inanılmaz aşağı çektim. Deli gibi çalıştım yani ikinci sınıfta. Bilhassa pazar günleri müthiş bir ciro oluyordu. İşte pazar günleri sabah brunch oluyordu. Hatırlıyorum böyle. O pazar günleri 304 tane yumurta pişiriyordum neredeyse. Bacon and eggs filan. Neyse ben ikinci yılımda orada 8200 dolar kazandım. Size 8200 doları şöyle anlatayım. Çünkü bunların hepsini enflasyonla konuşmak lazım. Tuition 2000 dolardı. Bugün tuition Harvard'da geçen sene 56.000 dolardı. Bu sene herhalde 58.000 dolar olur. Çarpıp böldüğünüz zaman çok ciddi bir paraydı bu para. Ben hem bütün borçlarımı ödedim hem o zaman Merrill Lynch'ten bir miktar Amerikan borsasında hisse senetleri almıştım. Yani mezunluyken bir iki tane hisse senedim olmuştu. General Motors falan almıştım en yani baba şirketlerden. Ama tabii deli gibi çalıştım dediğim zaman benden evvel ki yönetici mesela pazar günü çok ciddi bir temizlik gerekiyordu, müthiş hacimler olduğu zaman. Ve her yer yağ içinde kalıyordu, öyle söyleyeyim size. Onu temizlemek için okulun janitor'ına 20 dolar veriyordu benden önceki patron. Bayağı camlar siliniyor, yerler siliniyor filan. Ben o 20 doları da kaptırmak istemedim okulun müstahdemine. O temizliği de ben yapıyordum sabah 2'ye 3'e kadar, pazar akşamı. O 20 dolar da cebimde kalsın istiyordum. Entrepreneurship böyle bir şey yani. İnsan para kazandıkça daha çok hırslanıyor. Neyse, ya ilk benim başarılı girişimcilik örneğim o oldu. İkincisi Türkiye'ye döndüğüm zamandı. Amerika'dan 75 bin dolar parayla döndüm 4 sene çalıştıktan sonra. Bu ilk girişimde de 50 bin dolar batırdım. Bütün şehrin gibi. Bu hangisiydi? Bunu hangisi? Genelde çok vallahi bilinmez galiba. Başarısızlıkları böyle konuşmayı seviyorum ben. Bir arkadaşım bana bir iş sattı. Burada bir yerde imalathaneler vardı hep burada, böyle iş anları yoktu. Orada çok affedersiniz iplikten kilot lastiği yapıyorduk. Şu lastik vardır ya, onu imal ediyorduk. O da ben profesyonel olarak da çalışıyordum. Çok meşgul olamıyordum filan. Bir de ölçek ekonomisi olarak yani çok küçük bir imalathaneydi. Meşgul de olamıyordum filan. Paraları tahsil edemedik sattığımız malı falan normal. Peki tabii en büyük girişimcilik başarınız Finans Bank oldu. Onu da bir röportajınızda duydum. İlk girerken bir banka genel müdürü olmanıza rağmen evinizi, her şeyinizi satıp kiraya geçmişsiniz. Evet, ve böyle bir riskle girmişsiniz. Şimdi tekrar başa dönseniz aynı riski alır mıydınız? Tabii alırdım. Ya kendimden ben o kadar emindim ki yani. Çünkü 13 yıl ben bankalarda çok genç yaşta, zaten benim en büyük şansım 29 yaşında bir bankanın yönetim kurulu üyesi oldum. O da tamamen işte Robert Koyucan, sınav arkadaşım, Mehmet Karamehmet, Amerika'dan döner dönmez beni işe aldı ve bankanın yönetim kurulunu tayin etti. Tam da o sırada alıyordu bankayı. Ben bankacılıktan hiç bir şey anlamıyorum dedim yani. Arkada hiç bankada çalışmamıştım daha evvel. O da bana dedi ki ya işte ben de anlamıyorum dedi, bu işi beraber öğreneceğiz dedi. Öyle girdim yani bu işe. Ondan sonra 3 sene yönetim kurulu üyeliği yaptım. Sonra genel müdür oldum. 7 sene genel müdürlük. Sonra daha büyük banka olan Yapı Kredi'ye geçtim. Yapı Kredi'ye başına geçtiğim zaman Yapı Kredi zor durumdaydı. Ve çeşitli sebeplerden dolayı onu turn around edebildim. Ve ondan sonra da bana o zaman DRK yoktu. Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı. Banka kurma lisansı verdi. Asıl işin püf noktası odur. Yani bir profesyonel, benim çünkü arkamda hiç kimse yoktu. Tabii o zaman ya bazı şeyleri o gün yapabilirsiniz, bugün yapamazsınız. Yani o gün banka kurma için 4 milyon dolar sermaye lazımdı. Bugün kurmak isterseniz 300 milyon dolar sermaye lazım. Yani yeni banka kurmak için. Mevcut bir bankayı daha ucuza alabilirsiniz tabii de, daha ufak sermayeli bir bankayı. Ama yenisini kurmak için 300 milyon dolar sermaye lazım. Ve tabii 8 milyon dolar
4 milyon dolar pardon sermayeyi bir araya, ya bir yatırım bankacılığı operasyonu yaptım diyeyim ve bankanın daha kapılarını açmadan hisselerin %35'ini %50 primli sattım. Yani 8 milyon dolar sermayenin %1'i 80 bin dolar ediyor. İşte 120 bin dolar sattım hisseyi yani her kişiye. O 40 bin doları da benim sermayem olarak koydum. İki tane evim vardı, biri Alkent'te, biri de Alsit'te. Alakon'u yaptı ikisi de. Onları sattık, iki tane evimi. Ve kiraya geçtik, Tekfen Holding'in yanındaki Esinti Apartmanı'na. Dediğim gibi çok emindim çünkü bu, ben şeye güvendim, bu 13 yıllık banka üst düzey yöneticiliğinde Türkiye'de herkesi tanıdım. Yani benim de zaten yani bankacı, genç yaşta bankacı olmanın en büyük bana verdiği sermaye diyeceğim, para değil de 13 yılda ben 2 milyonlar falan bir para kazandım. Şimdi bankacılar, genel müdür yardımcılar yılda 2 milyonlar kazanıyorlar. İstihbarat şuradan bir şikayet edeyim burada. Ondan sonra ama Türkiye'de aklınıza gelecek herkesle tanıştım ve iş yaptım. Ve işin enteresan tarafı ben o genç yaşta genel müdür olduğum zaman benim dostluk kurduğum insanlar merhum Beyfi Koç'tu mesela. Rami Bey değil. Beyfi Bey'le dostluk kurdum. Komşuyduk da. Rahmetli Necat Bey, Asım Kocabıyık. Yani bütün bu insanlar benim müşterim oldular. Ve o zaman bankaların kaynakları o kadar kıttı ki bu kişilerle temas ediyordunuz ya, kredi vermek için, iş yapmak için. CFO'lar falan yoktu o zaman fazla. Patronlarla iş yapıyordunuz. Onlara güvenerek ben, o gruplara güvenerek bu bankayı kurdum. Finans Bankı. Ve zaten dedim, niyetim böyle bir gün 200-300 şubeli bir banka olmak için. Hiç hayalimde bile yoktu. Ben Türkiye'de Citibank modeli, o günkü Citibank modeli bir banka kurdum. Yani 4 tane şube, Citibank'in de 4 şubesi vardı. Türkiye'de ilk kurulduğunda ve 8-10 sene öyle devam etti. Ve kurumsal bankacılık yapmak. Zaten bankanın kadrosunu da ona göre dizayn ettim. Yani Citibank'ten 15 kişi aldık biz. Bizim 24 elemanımız vardı ilk başladığımızda. 15'i Citibank'ten geldi. Hatta o dönemde Citibank'in içinde bir internal newsletter varmış. Orada mesela Çaycı Murat'ı da transfer etti. Finansman falan gibi haberler çıktı. İnternalımız herkes. Sonra altta paragraf diyor ki Citibank'ta herkes Güçlü Bey'in onu aramasını bekliyor veya Ömer arasın. Yani bir transfer parası almak için falan gibi böyle artikeller çıktı. İşin tabii çok enteresan tarafı 18 yıl sonra benim Citibank kadrosuyla kurduğum Finans Bankı Citibank almak istedi. Yani böyle 5 milyar dolar vermediler, 4.6 milyar dolara kadar çıktıkları için. National Google'yi sağladı. Çok böyle enteresan. Çok ilerliktir yani, onların kadrosuyla başladığı bir iş. Böyle oldu. Ben bunu hep duydum ama, hep iş kurduğunuz zaman o işi en iyi yapanları bulduğunuzu ve her zaman ne olursa olsun onlarla işe başladığınızı hep çevreden duydum. Sanırım bu bir hep bir strateji oldu farklı iş alanlarında. Ben şimdi onu söylüyorum her zaman. Bir iş hakkında 3 tane önemli şey var derim. Birincisi insan kaynağıdır. İkincisi insan kaynağıdır. Üçüncüsü de gene insan kaynağıdır. Teknoloji derseniz o da insan kaynağı. Yani doğru adamla işe başlamak kadar önemli bir şey yok. Ve o doğru adam da illa da en tecrübeli adam olması şart değil. Yani ben zaten çok tecrübeliydim. Tecrübeli dediğim 13 yıllık genel müdürlük yapmış bir kişi. Genç ama potansiyeli çok yüksek olan iyi eğitimli elemanlar aldım. Yani o zaman bankacılıkta böyle hem hani iyi bir
undergraduate'dan mezun, sonra da Amerika'da MBA yapmış filan. Stephen dışında böyle bir kadrolar yoktu zaten bankacılıkta. Bugün bile MBA'li çok kadro yoktu bankacılığa. Çünkü MBA'ye prim vermiyor bankalar genelde. Yani başlangıç olarak. Onun için o kadro bankacılık geliştikçe, değiştikçe adapte oldular yani. Peki şeyi nasıl sağlıyorsunuz? Mesela girişimcilerde de o problem var. Aynen sizin gibi işe başlıyorlar. Sonra kendilerinden belki de yaşça büyük daha önemli isimleri transfer etmeye çalışıyorlar ve ediyorlar. Ama o sonuçta genç bir girişimciydiniz daha o zaman da. Belki çok kaliteli bir kadro tuttunuz ama o çalışanların motivasyonunu sağlamak, devamlılığı sağlamak genelde girişimcilerin hep zorlandığı bir konu. O dengeyi nasıl tutturuyorsunuz? Vallahi orada eğer ki tabii ki işiniz büyüyor ve gelişiyorsa herkesi maddi olarak ama çok da önemli olan manevi olarak tatmin etmek çok daha kolay oluyor. Yani finans olarak öyle bir gelişti, büyüdü ki içinden birkaç tane genel müdür doğurdu. Böyle 6-7 sene içinde. Ne bileyim, gittik İsviçre'de bir banka aldık. Daha 27 aylık bir bankaydık. İsviçre'deki ilk Türk bankası olduk. İşte finansman 7 yaşındayken 1994'te Hollanda'da sıfırdan banka kurduk. O zaman bu bankacılık işi bugüne göre çok daha kolaydı. Düşünebiliyor musunuz? Hollanda'da 2 milyon Hollanda florini, Hollanda florini bugün hesap edemeyiz ne olduğunu ama aşağı yukarı 2 tane florin 1 euro diyelim. Yani 1 milyon euro sermaye ile Hollanda banka kurabiliyordunuz. Biz bonkör davrandık, 5 milyon euro sermaye ile kurduk. Yani 10 milyon Hollanda florin ile kurduk. Böyle bir şey bugün Hollanda 100 milyonlarla gitseniz bugün kimseye banka izni vermezler yani. Zorlanırsınız yani. O kadar değişti ki bütün regülasyonlar, regülatörler, ortam, bankacılık ortamı Avrupa'da, her yerde, Amerika'da, Türkiye'de de. Onun için bunlar mümkün de. Şimdi onun için bizim Finansbank'ta herkes 34 yaşında genel müdür oldu. Ama Hollanda'da, ama Romanya'da, ama İsviçre'de, ama Rusya'da. Çünkü birçok yerde burada da tabii genel müdür oraya gidince departman müdürlerinin önü açılıyor, genel müdür yardımcısı oluyorlar falan. Sürekli bankada böyle bir herkesin başarılı insanların terfi ettiği, daha üst bir mevkide oldukları ve ücretlerinin arttığı, primlerinin arttığı dönemler oluştu. Onun için yani organizasyonun gelişmesi, işin gelişmesi çok önemli. İnsanların da o işten tatmin olması. Bir de onun zevki var yani, o heyecan var. Peki hep girişimciler hayalleriyle yaşar. Siz de şu anda birçok girişimcinin hayal ettiği bir noktadasınız ama şu anda bile Hüsnü Özyeğin'in hayal ettiği bir şey var kaldı mı? Var mı şu anda? Olmaz olur mu ya? İnsan hayal ettiği müddetle yaşar diye bir laf var. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim ben. Finansbank'ta öyle bir kültür, kurumsal kültür kurduk ki biz. Geçen hafta Cuma akşamıydı galiba. Belki duyuldu burada da. Finansman hazinesinde çalışmış elemanlar bir gece düzenlediler. Ve Finansman hazinesinde benim orada bulunduğum dönemde 19 senede 164 kişi çalışmış. Gelmiş ve geçmiş. 120 kişi bu geceye geldi. Düşünebiliyor musunuz? Cuma akşamı bizim tepede. Böyle bir kültür vardı. Ve tabii ki hepsi çok üst düzey yerlerdeler. Yani Finansbank'ın özelliği o kadar iyi adamlar yetiştirdik ki biz. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi koca Akbank, Finansbank'tan 40 yaş daha olgun bir banka. Genel müdür yardımcısı Finansbank hazinesinden gitmek. Kerim Rota. Böyle öyle örnekler var ki yani Akbank gidiyor Finansbank'tan adam alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yeni aldılar onu yani. 3 sene falan oldu. Yeni de değil. Benden sonra yani. Ama Kerim hep bizde çalıştı, Kerim Rota. Yani birçoğu işte strateji menkul değerleri kuran, Sardis menkul factoring'i kuran Hakan. Bunlar hepsi Finansbank'ta yetişmiş. Yani bir de Finansbank'tan çok entrepreneur çıktı. Tabii herkes banka kuramıyor çünkü bankaya çok sermaye lazım. Factoring şirketi kurmak, menkul kime şirketi kurmak falan daha kolay tabii sermaye bakımından. Birçok kişi bunları yaptı. Peki şimdi yolun başında bir girişimci olsaydınız hangi sektörden başlardınız?
girişimcilere tavsiye edebileceğiniz? Valla tabii banka işten başlamazdım yani. Daha asil sermaye gerektiren bir işten başlardım. Valla onu benim söylemem zor biliyor musunuz? Yani onu gençlere soralım burada. Nereden başlarlar diye. Belki aslında eski işime dönerdim. Yani bir dönerci dükkanı açardım. Veya bir pizza franchise ile başlardım. Böyle bir şeyle başlardım. Daha sermaye gerektiren ve böyle replike edilebilecek ve büyüyebilecek bir iş olarak diyorum ben bunları. İnanmayacaksınız ama hala bir hevesleniyorum zaman zaman. Yani böyle bir işe başlatmak değil de ortak olup onu beraber büyütmek falan gibi. Aklımdan çıkıyor bazı şeyler ya, girişimcilik. Peki bir girişimci olarak yaşadığınız en kötü gün hangisiydi ve nasıl sayılırdınız? En kötü gün... Valla tabii 2001 krizi. 22 Şubat 2001 gecesi. O kadar net hatırlıyorsunuz. Bankacıların takası kapanmadı. Yani gece 12'ye kadar takas 3.30'da kapanır. Ya bankalar birbirlerine ödeme yapamadılar. Çok enteresandır. Biz küçücük finans banka olarak büyük bankalardan alacaklıydık o gece. O büyük bankalar bize parayı ödeyemediler. Onlar bize parayı ödeyemeyince takastan biz taahhütlerimizi yerine getiremedik. Biz de tabii overnight %250 yani o parayı başkasına plase ediyoruz. Öbür paralar gelecek diye. Ve takastan alacaklı olmamıza rağmen borçlu çıktık ve o gece %6300 faiz ödedik. 6300 faiz şöyle bir şey. Yani korkunç bir rakam. Yani bunu bir hafta kullansanız banka sermayesi yok oluyor filan yani. 6300 hesaplayın. Böyle bir şeyler. Biz ödedik ama sonra gittik. O bankalardan tahsil ettik onu, kavga gürültü. Biz ödedik. Bize de onlar ödediler o faizi. Küçük alacaklıyız dedi. Nette alacaklıydık yani ama borçlu kaldık bize ödemeler gelmediği için. Size aslında özel bir soru da sormak istiyorum. Şu anda ülkemizde büyük bir olumsuzluk havası var. Ve genç girişimcilerle konuştuğumda çoğu işte yurt dışına mı gitsem diyor. Hatta çok büyük iş adamları bile öyle fikirleri olduğu havasındayım. Yani öyle duyumlar aldık. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani gençlere ne gibi bir tavsiyede bulunmak istersiniz? Şimdi bir kere ben ne düşünüyorum? Biz daha dün iki tane hastane satın aldık. Florence Nightingale'e, şifa hastanelerini Kadıköy'de. Önümüzdeki hafta bir alışveriş merkezi alıyoruz. Yani şimdi ya biz bir yere gidemeyiz, burada devam edeceğiz yani. Grup olarak da ben şuna inanıyorum. Türkiye her türlü zorluklardan çıkmıştır, bundan da çıkacak. Valla şunu söyleyeyim ben, yani gençler açısından yani bana göre Türkiye'deki fırsatlar, ben hala çok az ülkede olduğunu inanıyorum. Yani belki Hindistan'da var. Yani ne yapmak istediklerine bağlı, hangi konuda girişimcilik yapmak istediğine bağlı. Tabii dışarıda eğer onlara bir fırsat sunuyorsa, dışarıda kendilerini incubate edecek bir durumları varsa, atıyorum Silicon Valley'de insanın kuzeni olur veyahut patronu olur veya hocası olur, onun yanına gider. Yani hiçbir ilişkisi olmadan hiçbir yerde çıkıp bundan gitmenin hiçbir anlamı yok. Herkesin fırsatlar neredeyse onun peşinde olması lazım diye inanıyorum. Şimdi enteresan bir iki sorum var size. Şimdi tahminimce siz buraya kadar 10 binlerce kişi işe almışsınızdır kurumlarınız. 50 bin civarı. Ve doğru hesapladıysam ama siz en son bir iş mülakatına gireli 40 yıl olmuştur. Siz kendiniz bir iş mülakatına gireli herhalde. Türkçem o kadar yaşlı değilim ya. 30 mu? Yok, hala giriyorum yani. Çok senior birisi. Siz kendiniz giriyorsunuz ama siz bir işe... Ha, işe müracaat. Siz
siz kendiniz bir işe müracaat edelim. 40 yıl oldu herhalde. Şimdi aslında olaya şöyle bakın ya. Ya bir iş mülakatına gelen bir kişi kendisini size pazarlıyor. O çok değerli bir insansa sizin de ona grubu ve kendinizi pazarlamanız lazım diye düşünüyorum ben. Mülakat çift taraflı. Yani bugün çok değerli bir yönetici bizi de şey görmesi lazım. Ona offer ettiğimiz işi ona iyi takdim etmemiz lazım. İyi satmamız lazım yani. Dolayısıyla mülakat karşılıklı bir şey bence. O doğru ama şu soruyu merak ettim. Size 3 tane klasik mülakat sorusu çıkardım. 40 yıl önceki Hüsnü Özdeğin ne derdi ve şimdiki Hüsnü Özdeğin ne derdi? Ki bu en klasiği 5 yıl sonra nerede olmayı hayal ediyorsunuz? 40 yıl önce ne derdiniz, şimdi ne dersiniz? Ben mülakata mı girdim? Evet. Lütfen. Ben hayatımda sadece bir tek yerde profesyonel olarak çalıştım. Yani böyle 3 sene, 4 sene bir iş değiştirmediğim için. Böyle de ben iş aramaya gitmedim Mehmet Karahame'de. Necat Bey'in genel koordinatörüyle Eczacıbaşı'nın mukavele yapmaya giderken Taksim'den Şişli'ye geldim. Dolmuş'tan erken indim. Ya daha doğrusu yarım saat erken gelmiştim. Mehmet'in yanına gittim. Mehmet'i bir göreyim dedim. Çünkü 12 senedir görmemiştim. O böyle bana iş teklif etti. Düşünün 12 senedir görmemiştim. 16 yaşında, 28 yaşında kadar. Ya dedim ben Necat Bey'e söz verdim. Gidip şimdi onun genel koordinatörü Çetin Bey'le mukavele yapacağım. Hiçbir yere gidemezsin dedi. Sen beraber çalışacağız dedim. Benim Türkiye'deki tek iş mülakatım bu oldu. Söylüyorlar söylüyorum. Ben Necat Bey'le yapmıştım. Necat Bey rahmetli 3 defa konuştu benimle ve çok saygı duyuyorum rahmetliye. Çünkü benim gibi genç bir insana çok değer verdi. Dolayısıyla cevabı bu mu yani? Dolaylı cevap verdi ama. Bugün de mi sorardım yani, bir gence mi ne sorardım ben yani, mülakat yaparsanız? Yok, siz 40 yıl önce nasıl cevap verdiniz o soruya, şimdi ne cevap verdiniz? 5 yıl sonra nerede olmayı düşünüyorsunuz? Ben? Evet. Şimdi. 40 yıl önce mi, şimdi mi? İkisi de. Şimdi. Valla 5 yıl sonra benim en büyük hayalim Özyeğin Üniversitesi'nin rankinglerinin daha da yükselmesi. Yani benim şu anda tabii her yaptığım işle ilgili farklı hedeflerimiz var yani, ne bileyim, FIO Banka'yı aldığımızdan beri Millennium Banka her sene %35 büyüyor. Onu tabii devam ettirmek istiyoruz yani, sektörden 15-20 puan daha fazla büyüsün. Ama benim hayalim de Özyeğin Üniversitesi'nin daha iyi rankingin olması, Özyeğin Üniversitesi'nden mezun öğrencilerin Amerika'da çok iyi yerlerde master yapmaları, high ranking üniversitelerde gibi üniversite ile ilgili böyle hayallerim var yani. Süper. Peki en zayıf yönünüz? Benim en zayıf yönüm. Zayıf yönlerim azaldı ya. En zayıf yönüm benim. Bazen çevremdeki yöneticilere danışmadan bir işe girmek mesela. Bütün hatalarımı öyle yaptım. Veyahut bankada aşağıdan gelen kredi tekliflerine itibar etmeyip kendim bir müşteriye ya bu krediyi yapalım demem. Şimdi pek yapmıyorum bunu da yani 10-15 sene önce, 20 sene önce hep artık şeye itibar ediyorum yani, biraz aşağıdan filtre edip yukarı çıkan fikirlere ve genel olarak herkesin mutabık kaldığı konularda son sözü söylemek çok önemli. Yani takımın müşterek mutabık kaldığı işlerde benim son sözüm bana kalması gibi şeylere dikkat ediyorum şimdi. Peki en güçlü yönünüz sizce şu an? En güçlü yönüm çalışmak ve takip etmek. Yani şimdi ben hala cumartesi günleri işe giderim mesela. Ve tabii yöneticilerimin cumartesi işe gelmemelerine kızmam. Ama en rahat olduğum gün cumartesi. Cumartesi genelde mesela Çin'deki alışveriş merkezi müdürünü ararım. Uzak yerleri ararım, ne oluyor, ne bitiyor filan diye. Romanya'daki alışveriş merkezinin başındaki adamı ararım. Genelde sorularım ne var ne yok, nasıl gidiyor işler filan. Yani o işlerin böyle CEO'su var bizde ama ben bayağı deep dive yapmayı hala seviyorum. Yani çünkü size en
yakında report eden kişiler, they never tell you the bad news. Bad news böyle aşağıdan geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani they always tell you good news. Bad news'u hiç söylemiyorlar yani. Yahut acaba erteliyorlar söylemeyi veyahut. Onu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar çabuk tedbir alırsınız diye düşünüyorum ben. Ama hiçbir zaman ben aşağıda öğrendiğim bir şeyi yukarıdaki kişilere vurmam. Bir de tabii benchmarking'e çok önem veririm. Yani benchmark etmek çok önemli. Mesela biz bankada bir ürün tasarlıyoruz veya başka bir banka bir ürün satıyor bireysel bankacılıkta. Bizimkiler ya o ürün iyi değil, orada işte çok NPL çıkıyor, non-performing loan çıkıyor, cost of risk yüksek diyorlar falan. Ya diyorum o banka idare eden kişi çok akıllı bir kişi. Bu olamaz. Buna bir daha bakın. Yani ben rakibi her zaman, hiçbir zaman küçümsemem. Her zaman rakibin bizden daha iyi bir şeyler yaptığına eminimdir. Türkiye'de arkadaşın çok iyi bankalar var. Çok iyi yönetilen bankalar var. Türkiye'de en iyi yönetilen sektörlerden biri bankacılık. Artık bankaların başında hep işte Boğaziçi Elektronik'ten 3. 5. çıkmış adamlar, Orta Doğu'dan mezun, çok iyi endüstri mühendisleri falan çalışıyor yani. Ben mühendis olarak banka gelmedi oldum. Benden sonra değişti. İşte hep mühendisler geliyor bankaların başına. Onun için yani her zaman rakipleri iyi takip etmeyi, elemanlarım da iyi takip etsin isterim. Şimdi çok keyifli bir sohbet gidiyor. Son bölümde de böyle bir hızlı tur bölümü yapayım dedim. Biraz da soru da alabiliriz yani burada. Birazdan da ona geçeceğiz. Şimdi bir dakika içinde size 6 soru soracağım. Hızlı hızlı cevaplarınızı almak istiyorum. En sevdiğiniz tatil destinasyonu? Çok. Yani teknem olduğu için değişik yerlere gitmeyi seviyorum. Çok uzağa gitmiyorum ama. Yani hep Yunan adaları, biraz ya bizim koylar, dünyanın en güzel koyları. Bunlar. Ben hep aynı yere gidiyorum yani tatilde. Bazen böyle tekneyi bir yere bağlıyoruz ve 3 gün aynı yerde durabiliyorum ben aynı zamanda. Peki ne tür müzik dinlersiniz? Vallahi Joy FM'e bayılıyorum. Çok genel bir şey söyledim müzik olarak ama tabii şeyi çok seviyorum. Yani İtalyan pop, hala eski Peppino Di Capri'leri falan çok seviyorum. Ondan sonra İspanyol şarkılarını seviyorum. Julio Iglesias falan. Romantik bir adamım yani. İspanyol, İtalyan. Türk müziği de tabii çok seviyorum yani. Peki, pop müzik. Peki en son okuduğunuz kitap, okuduğunuz kitap bugün? Donald Trump. Donald Trump'ın kitabını okudum yeni. Bir neydi adamın ismi? Yeni bitirdim kitabı. Bir freelance yazan bir adam Donald Trump hakkında yazdığı iki tane kitap aldım Amazon'dan. Birini bitirdim, öbürüne de başladım. Çok enteresan yani hakikaten çok enteresan bir adam bu. Bobby Teller diye bir şey var bir tane. Mağaza var biliyorsunuz Fifth Avenue'da. Onu yıkıyor ve inşaat tamamen Polonya'dan gelen kaçak işçilerle yapıyor. Hiçbirinin SSK'sını ödemiyor. Ondan sonra davalık oluyor. Yanında mafya ile ilişkisi olan New York'ta böyle bir New York mafyasının en önemli işlerinden biri sendikalarla ilişkileri var. Ve de tabii sendikalar göz yumuyor sendikasız işçi çalıştırmasına. Olayları onlarla çözüyor filan sonra. Sonra mahkeme açılıyor filan. 5-6 sene sonra parayı ödüyor. Veyahut Trump University kuruyor. Trump University reklamlarını yapıyor. Halbuki New York şehrinde veya eyaletinde aynı Türkiye'deki gibi bir üniversite kurarken üniversite ismini kullanmanın bir şeyi var. Bir prosesi var ya. Orada da bir Education Council var. Üniversite kurarken onlara müracaat ediyorsunuz. 40 milyonlar para topluyor. Ve Trump University şey yapıyor. Real estate konusunda. Kendisi de real estateçi ya. Yani real estate'den nasıl para kazanılır? Bunu öğretiyor öğrencilere. İşte basınla bir mülakat yapıyor. Çok iyi profesörler aldık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Basın soruyor. Hangi profesörü aldınız?
Vallahi çok iyi profesörler aldık diyor. Trump'ın bir özelliği, hiçbir zaman bir şeyi böyle söyleyemeyince böyle genelleştiriyor. Çok çok iyi bir üniversiteler aldı. Tekrar ediyor Profesör Alfa. Neyse sonunda davalar açılıyor açılıyor. Geçen hafta belki okudunuz, 25 milyon dolar tazminat ödedi bu üniversitelerden topladığı paralara karşın ve de davada sulh oldu. Ben tavsiye ederim yani, eğer hafta sonu böyle iyi bir film olmazsa sinemada falan, hani Cem Yılmaz'la çok rahat rekabet edebilecek muhteviyatı var bu kitapların. O kadar eğleneceksiniz, samimi olarak söylüyorum. 25 dolar bu kitaplar, çok pahalı da değil. En son okudum ama ben çok biyografi okuyorum. Yani işte yani Rockefeller'ın okudum, Jean-Pierre Morgan'ınkini okudum. Yani bütün bu bankacıların, şeylerin, Andrew Carnegie'yi okudum. Mesela Jean-Pierre Morgan, J.P. Morgan'ı kuran adam, 50 milyon dolarla, o günkü parayla vefat ettiği zaman 50 milyon dolar var. Bu da enteresan bir örnektir. 3 kızı bir oğlu var. Oğluna 3 milyonlar veriyor. 3 milyonlarla o zaman bankaya sermaye lazım olur diyor. Orada da sermayeler çok küçük biz o zaman. Kızlarına 1'er milyonlar veriyor. Eşine malikaneyi bırakıyor. Bir de 15 bin dolar maaş bırakıyor. Kaptanını çok seviyor. Kaptanına 25 dolar maaş bırakıyor. Düşünebiliyor musun? Kaptana tekneyi de bırakıyor. Ondan sonra geri kalan paranın hepsini filantropi yapıyor yani. J.P. Morgan aynı zamanda Titanic gemisini finanse etmiş. Fakat grip olduğu için Maiden Voyage'a katılamıyor. Ve dolayısıyla hayatı kurtulmuş oluyor yani. Çünkü ilk Voyage'da biliyorsunuz Titanic battı. Yani bu kitapları çok enteresan buluyorum. Çünkü içinde tarih oluyor, şey oluyor falan. Çok keyifli oluyor bu kitapları okumak. Peki size son soru. Yıllarca bir fikrim vardı, içinde oldunuz, desteklediniz. Yarışmamız hakkında neler söylemek istersiniz? Size nasıl bir etkisi oldu? Valla şimdi bana çok etkisi oldu. Çünkü biz o dönemde bir momentum yakaladık seninle. O momentum sadece senin yaptığın bu işte, senin bu konularda başarılı olmana katkıda bulunmadı. Bize de Özge Üniversitesi'nde bir kıvılcım yaktı. Ve biz Özge Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk defa olarak 4 yıllık bir girişimcilik lisans programı başlattık. Full bir program. Ve tabii o lisans programında aynı zamanda da işte mühendislik fakültesinden, mimarlıktan, işletmeden tabii öğrenciler seçmeli dersler seçebiliyorlar filan. Ve o herkese bulaşıyor bir yerde yani, girişimcilik ateşi diyelim. Şimdi de yeni binamız 15 gün sonra bitecek. Bir iLab kurduk aşağı yukarı 4000 metrekare. Orada tamamen bu lab girişimcilere, ya girişimcilik fabrikasının büyüğünü kurduk şimdi. Sen biliyorsun bizim ufacık girişimcilik fabrikamız, Altınizade'deki kiralık binada Erhan Hoca ile beraber yaptığımız. Direniş de bizim bir fikrim vardan çıkan antropiydi. Hala da devam ediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla orada hem yani girişimcileri, hocaları ve de başarılı girişimcileri daha sık bir araya getireceğiz o mekanın içinde ve onların projelerinin ilerlemesi için bir yerimiz olacak yani şeyde. Harvard Business School'da bir iLab kuruldu biliyorsunuzdur 4 sene önce. Oradaki mekanlardan falan istifade ettik. O Business School'da da kurulan iLab bütün Harvard fakültelerine, yani Medical School, Law Faculty, şimdi muazzam bir mühendislik fakültesi kuruyor Harvard. John Paulson var biliyorsun, hedge fund'cı. Bu Big Short'u yapan adam. $400 milyon verdi. Harvard'da yapılan en büyük bağış şimdiye kadar ve mühendislik fakültesi kuruyor. Harvard'da mühendislik fakültesi yoktu son birkaç seneye kadar. Şimdi kuruldu, mühendislik kuruluyor. O mühendislik fakültesi onu kullanacak. Yani bütün Harvard öğrencilerinin toplandığı bir yer orası.
Çok keyifli bir yer. İnşallah bizimki de onu böyle şey alan, örnek alan bir yer olacak. Harika. Aslında çok keyifli bir sohbet oldu. Birkaç soru da izleyenlerden var. Bayağı memnun olurum tabii. Dolar da sorun olur. Bana yalnız şu soruyu sormayın ne olur. Dolar ne olacak, euro ne olacak? Çünkü orada doğruyu bilmem mümkün değil kimseye de. Çünkü bazen ben bunu daha eski senelerde söylüyordum. Sonra insanlar telefon açıyor. İşte veya sen böyle demiştin, biz çok para kaybettik diyorlar. Onun için niye böyle bir riske gireyim ki? Evet. Ya sanki çok şey değişecek gibi geliyor bana. Çünkü Trump'la ilgili kitapta da okuduğum gibi CNN International'da seyrettiğim zaman bu adam ne derse yapan bir adam görüntüsü veriyor bana. Ve şimdiye kadar dedikleri de hepimizi ilgilendirecek olan bir, Amerika'da altyapı yatırımlarını arttıracağım. Bu şekilde ekonomiyi harekete geçireceğim. Aynı Çin'in 2008 krizinden sonra onlar da böyle 500 milyar dolarlık bir işte hızlı tren, otoyol falan yaptı Çin biliyorsunuz. Trump böyle bir şey yapacak. İkincisi üretimi Amerika'ya getirmek, onu da biliyorsunuz. Ve bunda da bunu söylemişti ve biliyorsunuz seyrediyorsanız CNN'i resmen telefonu açıyor şeye. Carrier diye bir biliyorsunuz. Air Condition fabrikası var. Telefonu açıyor President'a. Diyor ki, duydum ki diyor sen fabrikayı Indianapolis, Indiana eyaletinde, sen Meksika'ya taşıyormuşsun diyor. Ben yarın atlıyorum, geliyorum diyor. Alıyor Vice President Pence'i. Fabrikaya gidiyorlar. Ondan sonra adam tabii yelkenler iniyor. Biz burada kalıyoruz diyor. O araları 7 milyon dolarlık mesela bir vergi avantajı çıkarıyor eyaletten ona falan, orada kalması için. İstersen git diyor. Git diyor, senin bütün air conditionları o zaman gümrük koyarım gelirken Amerika'ya diyor. Resmen böyle. Tabii aynı zamanda o şirket bir holding, Carrier'in sahibi. Ve o holding de aynı zamanda Savunma Bakanlığı, Defense Industry'ye de işler yapıyor. Defense Industry'ye işler yaptığı zaman tabii yani göbekten Trump'a bağlı olacak zaten. Yani air condition fabrikasını götürürken dünya kadar işi de kaybederim diyor ondan. Ondan sonra başka böyle bir sürü örnekler var. Boeing'e diyor ki, ben istemiyorum diyor senin bana yaptığın Air Force One uçağı, çok pahalı olur diyor. Resmen söylüyor. İptal et benim order'ımı diyor Air Force One için. Yeni uçak diyor çok pahalı, böyle masraf yapmak istemiyorum diyor. Şov yapıyor tabii biraz da politikayı. Yani bu da çok önemli yani. Çinlerle nasıl bir gümrük anlaşmasına girecek? Şeyi iptal edeceğim diyor, Trans-Pasifik anlaşmasını. Yani bütün trade chain'i. Onun bize belki yararı olacak. Yani Avrupa Birliği ile Asya, Avrupa, Amerika anlaşıp biz dışarıda kalabilirdik çünkü gümrük duvarlarında. Yani öyle bir şey çok önemli. Ya trade konusunda, gümrükler konusunda, yani üretimi Amerika'da yapma konusunda. Tabii bu aslında yani bunun tabii çok yan etkileri de var. Yani bunlar çok güzel sound ediyor ama yani şimdi zaten Çin'de üreten de Amerikalılar ama Çin'de üretiyorlar. O Carrier'ın kişi başına ödediği ücret, saat ücreti 18 dolarla 28 dolar arasında saat ücreti. Meksika'da 3 dolarmış bu. Adam onun için gidiyor oraya yani saat ücreti. İnanılmaz farklar var ya. Bunun arasındaki dengeyi nasıl kuracaklar? Ama bu konuda bence Amerika'da hiçbir cumhurbaşkanından korkulmayacak kadar korkuttu herkesi. Bence bütün sanayicileri. Yani kimse dışarıda bir şey kurmadan önce şey yapacak yani. İki defa düşünecek bu adamın gadrine uğramayayım diye. Başka şeyler de yapacak tabii yani. Kurumlar vergisini %35'ten 15'e indirecek. Bu da bir Amerika'da üretim yapma konusunda. Çünkü biliyorsunuz şimdi bütün bu işte Facebook, işte Microsoft falan hepsi Amazon'a İrlanda'ya gidiyorlar yani. Orada kurumlar vergisi %15 diye.
Yani bunların hepsi geri çekmeye çalışacak. Kurulanlar oradaki orada kalacak ama büyümelerini herhalde Amerika'da gerçekleştirecekler. Çok çeşitli böyle bana göre revolüsyoner şeyler yapacak yani. Ve bunların etkileri nasıl olacak ileride? Bunları birkaç sene sonra görebiliriz. Bunların ne kadarını gerçekleştirebilecek onu da bilmiyorum. Çünkü tabii kongreden bunları nasıl geçirecek? Yani ne kadar iki kongrede, senatoda şimdi çoğunluk cumhuriyetçiler olmasına rağmen. Ama tabii bu adamın bir de ekibi de olacak yani. Dolayısıyla bu ekip de kabinede nasıl bir bu konularda mutabık kalacak onunla. Kabineye de hep enteresan adamlar seçiyor yani. Enteresan bir şekilde Wilbur Ross var mesela, Ticaret Bakanı olacak o. O benim Harvard'da dekan danışma kurulunda. Yani 8 senedir, senede 2 gün toplantılar yapıyoruz Harvard'da. Orada Elaine Chao var, onu yapacak mı bilmiyorum, Ulaştırma Bakanı. O da benim çok iyi tanıdığım, geçen sene Türkiye'de benim misafirimdi. Hep böyle bir takım Harvard'ları seçiyor oraya da. Tesa yani. İlk defa BK kabinesinde birilerini tanıyor olacağım ben. Daha evvel hiç tanımıyordum çünkü. Buyurun. Yatırımlarımıza baktığımızda genelde daha çok hizmet ağırlıklı klasik ve çok yüzyıllar oluşan sektörlere tercih ediyorsunuz. Teknoloji tarafında kendinizi şey hissediyor musunuz? Keşke hani daha erken yol alsaydım. Daha çok o tarafa iyiyseydim. Çünkü teknoloji yatırdığımızın çok daha fazlasını alabiliyorsunuz diğer sektörlere göre. Bir de risk olarak risk sermayesi nasıl yönetiyorsunuz? Mesela bir sektöre girerken ne kadar riski seviyorsunuz, ne kadar şey yapıyorsunuz? Genel olarak biraz yatırımla ilgili kararlarınızı dinleyebilir miyim? Ben şimdi de tabii yatırımlarımı, yani klasik olarak yaptığım yatırımların hepsi finans sektöründe oldu. Ve de finans sektöründe tabii bu sadece bankacılık değil, sigortacılıkta oldu, leasingde oldu ve tabii Türkiye'de bildiğimiz işler diyorum, benim ve yöneticilerin bildiği işleri yurt dışına taşıdık. Çünkü o konularda yurt dışında, yani çevre ülkelerden, işte Rusya'dan, Romanya'dan falan daha ilerideydik biz Türkiye olarak. Onun için orada bir fırsat gördük biz bu işleri yapmak için. Hep yeni şirketler kurarak. Ama teknolojiye de yaptığımız yatırımlar var ama farklı vehicle'larla yapıyoruz onu. Onunla daha çok oğlum meşgul oluyor. Murat bir takım private equity'lere falan girdi o. Bir takım teknoloji şirketlerine yatırımlar yapıyor. Bir de Özyurt Üniversitesi'nden çıkan birkaç projeyi destekliyoruz. Birebir ama ben içinde değilim çok. Efendim? Risk almayı çok sever misiniz? Yani vallahi tabii risk almadan hiçbir şey olmuyor ama assess edebileceğim risk önemli benim. Ben teknoloji işlerinde riski pek assess edemiyorum. Zaman zaman antreprenörler geliyor, prezentasyon yapıyorlar. Onlara bakıyoruz. Birkaç tanesine de girdik yani ama onlar ufak yatırımlar. $5,000, $1,000,000 falan bizim açımızdan yani. Daha ufak yatırımlar. Ben daha klasik işlere bakıyorum. Oğlum daha bu tip işlere de bakıyor. Rica ederim. Başka bir soru var mı? Son bir soru. Mikrofon geliyor. Ben 2012'de aslında bir fikrim varın sosyal girişimcilik kısmında birinci olmuştum. 23 yaşındayım, o zaman da 18 yaşındaydım. Ve yani benim hayatımın dönüm noktalarından ilki aslında bir fikrim var, girişmeye başvurmak, girişme süreci. Ve şu anda da sosyal menisinde vakıf olma yolunda ilerleyen bir girişimimiz var. Daha çok da sosyal girişim alanında ilerliyoruz. İşte Sosyal Ben Akademisi'nde de bir şirketimiz var. Sosyal girişimcilik alanında ve sivil alanla ilgili ne düşünüyorsunuz? Filantropiden bahsettiniz ama hani biraz onunla ilgili fikrinizi alabilir miyiz? Yani, tabii. Ya benim de mesela en büyük hayalim ileride gerçekten işte girişimcilik sizin önderliğinizde bir aslında lisanslı profesyonel bir alan olabileceğini gördüm. Evet. Aynı şey ben gönüllülük kısmında, yani işte 4 yılın sonunda profesyonel gönüllü olabilecek bir nesille aslında ileride çalışmak evet. istiyorum. Bununla ilgili öngörülerimiz nelerdir? Evet. Şimdi tabii sosyal girişimcilik deyince ben bundan biraz filantropi de anlıyorum yani.
Türkiye'deki önemli bir sosyal girişimcilik örneği bence eşimin kurduğu AÇEV, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı. Bu vakıf 1993'te kuruldu. 23 yıllık bir vakıf ve şimdiye kadar 900 bin anne ve çocuk eğitti. Okul öncesi yani 3-6 yaş grubu ve Türkiye'de onun advocacy'sini yaptı. Yani 7 çok geç kampanyasıyla filan hatırlayacaksınız belki o sloganı. Ve bence Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu okul öncesi işlere önem vermesi konusunda o da bir kıvılcım oldu diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptılar bu işleri. Ama tabii bizim yaptığımız başka şeyler de var. Yani ben Doğu'da çok kız yurtları yaptırdım. Çünkü baktım ki Doğu'da kızlarımız ilkokuldan sonra devam edemiyorlar okula. Çünkü köylerde ve kasabalarda kızlar lise yok çünkü. Orta öğretim de yok orada. Bir ile gitmeleri lazım veya büyük ilçeye. Oradaki ilde ve ilçelerdeki high school'ların yanına kız yurtları yaptırdık biz. Böyle 25 tane bizim kız yurdumuz var. Siz hiçbirini göremezsiniz oralara gitmezseniz. Yani Doğu Beyazıt, Ağrı, Malazgirt, Muş, Ban, Erciş, Diyarbakır, Siverek, Kızıltepe, Midyat diye gidiyor bunlar. Ve orada şunu gördük ki kızların sadece %5'i ilkokuldan sonra bu illerdeki köy ve kasabalardaki kızların okula devam ediyorlardı. Şimdi bu bizim yurtlarda kalan kızlar liseden mezun olunca %52'si yüksek okul ve üniversiteye devam ediyorlar. Yani biz bu kızların yani %52'sinin hayatını değiştirdik diyorum ben. Meslek sahibi oldular. Çünkü herkes bunu tartışıyor İstanbul'da. Ya işte kadınlara istihdam, niye kadınlar iş bulunma bulamıyor filan. Her şey eğitimden başlıyor. Yani ilkokul mezunu olarak ne iş yapabilecek bu kadınlar? Anlatabiliyor muyum? İşçi bile olmaları zor. Bunları yaptık. Birçok yerde okullar yaptık. Böyle 100 kişi bir sınıfta okuyordu filan. Oralara gittik. Okullar yapıp daha küçük sınıflar oluşmasına destek olduk. Bir de benim çok yaptığım bir kırsal kalkınma projemiz yaptık bir de biz. Yine Doğu'da Bitlis'in Tatvan ilçesinin Kabar Havzası. 6 köyden müteşekkil bir havza bu. Orada model bir kırsal kalkınma projesi yaptık. Bu proje, oraya bir okul yaptık. Belki de güneş enerjisiyle enerjisini temin eden tek okul bu Türkiye'de. Ondan sonra bütün kompüterler okulda üniversiteye bağlı bizim kütüphanemize. Yani dolayısıyla üniversitenin imkanlarından da çocuklar yararlanabiliyorlar isterlerse. Ama burada biz kişi başına düşen geliri belli bir miktar arttırmak üzere yola çıktık. Bir de sosyal gelişim de göstermesi için yola çıktık. Ya AÇEV orada kadınlara destek oldu. İşte doğum kontrolü falan onların da bu aile planlaması konusunda eğitimler yaptı. Aynı zamanda 2000 civarında ceviz ağacı diktik. Süs bitkileri yetiştiriyorlar. Arıcılığı başlattık. Arıcılık ve bal üretimi başladı. Hayvanlar süt yapıyorlardı fakat sütler depolanamıyordu. Depo yaptık. Dolayısıyla şimdi süt fabrikası gelip bir tankerle o sütleri alabiliyor. Sütler bozulmadan onların pazara ulaşmasını temin ettik. Hayvancılık kredileri bulduk Ziraat Bankası'ndan. Hayvancılık gelişti. Ya size şöyle söyleyeyim mesela bizim bütün yılbaşı hediyelerimiz o köyden gelen ürünlerle geliyor. Kırsal Kalkınma Vakfı'nın orada yetişen ürünlerden geliyor. Onları pazarlamasına da yani biz destek olmuş oluyoruz. Şeyde bir de bunu Gaziantep'in Nizip ilçesinin Rabanda Havzası'nda yaptık. Orada farklı ürünler yetişiyor. Mesela zeytinyağı yetiştiriyoruz orada. Zeytin ağaçları, zeytinyağından sabun yapımı filan gibi. O yörenin ürünleri de o. Yani iki tane böyle köy kalkınma projemiz var. Ve bunu Doğu Kalkınma Ajansı bir örnek olarak aldı. Aynı zamanda biz Doğu'daki kalkınma ajanslarında çalışan bürokratlara Özge Üniversitesi'nde birer haftalık eğitim veriyoruz bu yaptıklarımızla ilgili. Ya burada çünkü enteresan bir şey var. Aslında Türkiye'de bu köylülere, çiftçilere yardım edecek Tarım Bakanlığı var, işte Ziraat Bankası var falan ama oradaki insanlar bu
bürokratlara ulaşamıyorlar. Yani bizim rolümüz oraya sadece parasal değil, know-how da ve o bürokratlarla buluşturmak konusunda sinerji sağlamak, bilgi sağlamak konusunda destek olduk diyeyim. Bir de tabii benim yaptığım pek bilinmeyen bir şey daha var. O da bence yaptığım çok önemli bir iş. Bana göre yani üniversite kurmak kadar önemli. Gaziantep'te bir madde bağımlılığı merkezi kurduk. Gaziantep'te çok ciddi bir, aşağı yukarı 1000 civarında, 15-18 yaşında çocuklar tiner bağımlısıydı. Bunlar en fazla 19-20 yaşına kadar yaşıyorlar. Onları toplayıp bir merkezde onları ıslah etmek, yani bu bağımlılıktan kurtulmalarını sağlamak için bir merkez kurduk. Bu merkez yatılı bir merkez. 60 civarında çocuk kalıyor orada. 6 ay ile 9 ay arasında onları ya kür ediyoruz ya edemiyoruz. Ayrılıyorlar ve hayatları son buluyor. Ama şimdiye kadar 100'ün üzerinde genci kurtardık diyorum. Psikologlar var. Böyle içeride sauna var, hamam var. İşte takı yapıyorlar, resim yapıyorlar. Bahçede taş işçiliği üzerinde çalışıyorlar. Yani onları meşgul etmek önemli çünkü sadece eğitim değil. Yaptığımız çok önemli bir işti o. Onu Gaziantep Belediyesi'ne devrettik. Türkiye'de bu konudaki en uzman merkezdir o. Çünkü bütün uzmanları, doktorları Amerika'dan getirdik. Bütün manuelları onlar hazırladılar. Ve orada insanları eğittiler, hekimleri filan. Ve çok ciddi bir merkez oldu ve iyi bir şekilde devam ediyor belediye. Fatma Şahin Hanım. Onun için de mutluyuz. Çünkü bir şeyi devam ettirmek de çok önemli. Başka şeyler yaptık ama uzun süre anlatmam. Spastik Çocuk Merkezi yaptık, Rize'de falan başka şeyler de yaptık. Hepsini sayarsam gece uzar. Ama yani dediğim gibi birçok insana dokunduk. Dokunmaya da devam ediyoruz. En önemli yaptığımız şey de tabii Özyeğin Üniversitesi. Oradan çağdaş insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Farklı şeyler yapıyoruz. İşte 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda çalışacak ahçı yetiştiriyoruz Cordon Bleu'de. İlk defa bir üniversite olarak Anadolu Üniversitesi yapıyordu ama çok sınırlı öğrenciye Eskişehir'de. Bir vakıf üniversitesi olarak bir pilot okulu kurduk. Pilot yetiştiriyoruz. Türkiye'de büyük bir açık vardı pilotlarda. Şu anda açık yok ama biz başladığımız zaman vardı. Çünkü Türk Havayolları uçakları yere inmiş vaziyette. 40 tanesi Antalya'da maalesef. Turizmin aşağı gitmesinden dolayı ama biz geleceğin iyi olacağını inanarak pilot yetiştiriyoruz. Sivil Havacılık Okulu kurduk bu havaalanlarında çalışsın diye. Yani Türkiye'deki yeni, çünkü mühim olan şimdi bir pilot okuldan çıktığı zaman 3200 euroya iş buluyor. Bizim iki öğrencimiz yeni Sun Express'e girdi. 3200 euro net. Şimdi euro geldiği seviyeyle yani bizim 23 yaşındaki mezunumuz 3200 euro ile başlıyor net. Bankada çalışan 31 ya 32 yaşında şube müdürü de o kadar ücret alıyor. Yani onun için. Başka bir soru yoksa son bir soru. Daha soru sormayacağım. Teşekkür edeceğim. Çünkü soru sormayacağım. Teşekkür etmek istedim. Çünkü o kadar uzun zamandır o kadar kötü şeyler duyuyoruz ki en azından biz sermayeler olarak Türkiye'ye böyle bir şey yaptığımızı ben ilk kez burada duydum ve öğrendim. Bunun için çok teşekkür etmek istedim. Bu duygumu paylaşmak istedim. Ben teşekkür ediyorum size. Yani size bu fırsatı verdiği için ben size teşekkür ederim.